Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 29 Haziran günlerden çarşamba, biliyorsunuz NATO zirvesi var ve bu zirvede Erdoğan-Biden görüşmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden Madrid'de NATO zirvesi marjında görüşüyor. Görüntüleri ekranlara getirmekteyiz. Tabii bu görüşme ne kadar sürecek takip ediyor olacağız. Saat 20'ye kadar olma ihtimalinden bahsetmişti Ali Çınar. Ali Çınar'a da döneceğiz görüşmede. Neler konuşuldu, perde arkasında neler var, bunları Ali Çınar'la birlikte değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hububatta yokluk çeken ülkelere imkan sağlayalım diyor. Tabii Erdoğan-Biden görüşmesi, kritik görüşme Madrid'de NATO zirvesinde başladı. Evet, bu arada hemen Mustafa Kılıç'a geçeceğiz. KPMG İş ve Sosyal Güvenlik Hizmet Müdürü. Bilindiği gibi asgari ücretle ilgili olarak son haftalarda konuşulan konu vardı. Bugün komisyon toplandı. Komisyon toplantısında bitti zaten. Cuma günü de bu arada meclis kapanıyor. Hemen Mustafa Kılıç'a soracağız. Şimdi bilindiği gibi kabine toplantısında, bu hafta yapılan kabine toplantısında bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. Bir beklenti var asgari ücrette. Tabii kademeli mi olacak, nasıl olacak, nasıl bir uygulama gelecek, asgari ücretle ilgili ne zaman başlayacak? Bunun gibi sorular var. Mustafa Bey, buyurun. Merhabalar Zeliha Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Yılbaşında asgari ücrete %50 oranında bir artış sağlandı. Fakat bu artış kısa sürede enflasyon nedeniyle eridi. Bu artış sonrası bir ay öncesine kadar Çalışma Bakanı ve Cumhurbaşkanımız tarafından net bir açıklama yoktu. Ve yıl sonunu bekleyelim şeklinde bir çıkarım yapıyorduk. Ama son hafta kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamayla Çalışma Bakanı'na talimat verildiği bildirildi ve bugün itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Peki biz en son 2015 yılında yılda iki defa asgari ücreti belirlemiştik. 2016 yılından itibaren yılda bir defa belirliyorduk. Ta ki bu yıla kadar, bu yıl yılda iki defa belirlenme gereksinimi duyuldu, mecburiyeti duyuldu. Peki neden duyuldu? Çünkü TÜİK'in açıkladığı rakamlar, resmi rakamlara göre Mayıs 2022 rakamlarında tüketici fiyat enflasyonu %73,5, üretici fiyat enflasyonu ise %132 civarında bildirildi, açıklandı. Diğer taraftan tabii ki asgari ücretli ve çalışanları ilgilendiren bir diğer resmi çalışma ise TÜİK İş'in her yıl yaptığı yaşam maliyeti araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını açıkladı ve bu açlık sınırı Haziran ayı itibariyle 6.300 lira. Yani sadece besin ihtiyacının karşılanması sonucunda bu rakam 6.300 lira. Peki yoksulluk sınırı nedir? Yani besinin de dışında sağlık, ulaşım, turizm, kültür gibi ailenin ihtiyaçlarını giderecek zorunlu ihtiyaçları da içine katarsak 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını 120 bin lira olarak açıkladı. Peki diğer taraftan bu rakamlar bizi ya da asgari ücretli neden ilgilendiriyor? Çünkü bizim ülkemizde şu an çalışanların %57'si asgari ücretli. Yani 14 milyonun içerisinde yaklaşık 6,5 milyon asgari ücretli var. Peki bu asgari ücretlinin de dışında asgari ücrete yakın rakamlarda olan, ücret alan kişileri de eklediğimiz zaman bu oran, bu kesim çok fazla artmaktadır. Bu kesim arttığı için de enflasyona bu gelir dilimlerini ezdirmemek adına doğal olarak zorunlu bir şekilde asgari ücretin artırılması kararı alındı ve bugün itibariyle de Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Peki bu komisyon kaç kişiden oluşuyor? Kısaca onlardan bahsedecek olursak, 5 kişi Çalışma Bakanı tarafından belirlenen 5 kişi devlet tarafını temsil ediyor. 5 kişi işçi tarafını, 5 kişi de işveren tarafını. Bu yıl geçen yılda olduğu gibi işçi tarafını TÜİK İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor. Ve bugün öğleden sonra toplandı. Üçlü bir diyalog içerisinde iyi niyetli bir şekilde açıklamalar yapıldı. En geç yarın bu komisyonun kararının asgari ücretin açıklanması beklenmektedir. Peki, farklı olası, yani bu asgari ücretin uygulanmasıyla ilgili olarak
bir çalışanlar tabii bekliyor bunu ama işverenler açısından da bir mağduriyet oluşmaması adına kademeli bir çalışma yapılmış olabilir mi size göre? Evet. Gayet tabii bu çalışmaların yapıldığının duyumlarını da alıyoruz. Şu an itibariyle biliyorsunuz brüt asgari ücret 5.004 lira, net asgari ücret 4.253 lira. Yapılan senaryolarda şu şekilde, %30'luk bir brüt ücrette artış sağlanırsa eğer 5.004 lira olan brüt ücretimiz 6.500 liraya çıkacak. Bunun neti ise 5.500 liraya gelecek. Bir de işveren maliyetine baktığımız zaman 8.000 lira olacak. %30'luk bir artış sağlanırsa 8.000 lira maliyet bir asgari ücretlerin işverenin özellikle küçük işletmelerin kaldıramayacağı bir maliyet ortaya çıkarmakta. Tabii ki bu maliyetleri absorbe etmek ya da düşürmek adına değişik farklı teklifler geliyor mu? Geliyor. Bu tekliflerden işçi sendikaları tarafı işçiler üzerinden alınan primlerin alınmaması. Yani asgari ücrete kadar ücretten %15'lik yani %14 SGK primi, %1 işsizlik sigorta primi yani işçi payı alınmadığı zaman bir indirim sağlanması, doğal olarak bu indirimin işçi tarafına yansıması talep edilmektedir. Tabii diğer taraftan işveren tarafı ise bu maliyetleri biraz indirmek adına işveren SGK payının biraz indirim sağlanması talep edilmektedir. Peki bu talepler gündeme geldi fakat zamanımız var mı? Yok tabii ki. Çünkü Temmuz'dan itibaren asgari ücret geçerli olabilmesi için en geç yarın geceye kadar asgari ücretin resmi gazetede yayınlanması ve öncesinde açıklanması gerekiyor ki Temmuz ayından itibaren bu yeni asgari ücret geçerli hale gelebilsin. Peki bu işçi ve işveren tarafının talepleri ne olacak? Görüşülecek mi? Kabul edilecek mi? Tabii ki bunlar yasal düzenlemeyle olması gerekir. Bir prim indirimi sağlanması için yasal düzenlemenin gelmesi gerekir. Gelir mi? Hızlı bir şekilde getirilebilir. O da yayınlanırsa tabii ki önümüzdeki günlerde bunun hep beraber takip edeceğiz, göreceğiz. Diğer taraftan benim bir öngörüm var ve istediğim de o yönde, tahminim de o yönde. Biliyorsunuz memurlara %40 bir enflasyon farkı verilecek. Memur emekliler de aynı şekilde bundan faydalanacak. SSK ve Bağkur emeklileri de aynı şekilde enflasyon artışından artışı kadar emekli aylıklarında artış sağlanacak. Peki ilk 6 ayda bu artış yüzde kaç olacak diye soracak olursak %40 olması bekleniyor. %40'lık bir artış memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisine sağlanması halinde bu tarafta tabii ki asgari ücretlinin de bunu talep etmesi ortaya çıkacaktır. %40'lık bir artış sağlarsak eğer brüt asgari ücretin 7.000 lira olması, net asgari ücretin ise yaklaşık 6.000 lira olması beklenir ve isteriz ki 6.000 lira olsun. Gayet iyi bir artış olur ve enflasyona da çalışanlarımızı ezdirmemiş oluruz. İşveren tarafına da tabii ki bu maliyet biraz yükselecek. Çünkü işverene maliyeti 6.000 lira net asgari ücretin 8.500 liraya çıkacak. 8.500 liranın üzerinden tabii ki prim indirimleri, destekler, istihdam teşvikleri sağlanması her iki tarafında faydasına olacağını düşünüyorum. Evet. Peki bu arada son dakika var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın NATO zirvesinde görüşmesi bekleniyordu. Bu görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl yokluğu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayacağız diyor. Görüşme devam ediyor. Bu arada Mustafa Bey, çok teşekkür ediyorum size verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Şimdi Ankara'ya gidelim. Esra Nehir beni bekliyor. Esra, şimdi asgari ücretle ilgili Mustafa Bey'den de aldık bilgileri, daha doğrusu yorumları. Görüşmeyi merak ediyoruz. Açıklamalar var mı acaba? Evet, aslında oldukça önemli bir toplantı. 21 yıl sonra bir ilk gerçekleştiğini söyleyebiliriz. En son bu şekilde enflasyondaki artış sebebiyle yıl ortasında 2001 yılında asgari ücret tespit komisyonu toplanmıştı. 21 yıl sonra işte bir kez daha
komisyonun üyeleri bir araya geldi. Bugünkü çalışmalarını tamamladılar. Yarın da yine toplanacakları bilgisini paylaşalım. Peki bugünkü toplantıdan ne çıktı? Öncelikli olarak iki başlıkta uzlaşıldı. Birincisi asgari ücretin belirlenecek yeni rakamın 1 Temmuz itibariyle uygulanacak olması. Bu başlıkta bir uzlaşı sağlandığını ifade edelim. Diğer uzlaşı sağlanan başlık toplantıdan çıkan bir diğer kararsa gelir vergisinden muaf olması. Asgari ücret zaten geçtiğimiz yıl hatırlanacaktır. 4.253 lira olarak net rakam belirlenmişti ve gelir vergisinden muaf bırakılmıştı. İşte yeni rakamda aynı şekilde artışı olan bölüm gelir vergisinden muaf olacak. Yarın da komisyon toplantılarına devam edecek. Asgari ücretle ilgili mevzuatta da bir değişiklik yapılacağını ifade edelim. Öncelikli olarak yönetmelikte bir değişiklik yapılacak. Yönetmelik gereği bir süre kısıtı vardı. Neydi o süreyi kısıtlayan şey? Asgari ücret yayımlandığı tarihi izleyen ay başında uygulanabiliyordu. Yani Temmuz ayında eğer asgari ücret geçerli olacaksa Haziran sonuna kadar, 30 Haziran'a kadar yani yarına kadar bir karar alınması gerekiyordu. Ancak bu hükmü, yönetmelikteki bu hükmü de değiştirme kararı alındı. Bakanlığın bir yandan bununla ilgili çalıştığını ifade edebiliriz. Süre kısıtı kalkacak ve edindiğimiz bilgi Cuma günü yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yönünde çalışmalar devam ediyor. Planlama olduğunu henüz söyleyelim. Elbette ki günde bir değişiklik olabilir. Bugün mesajlar da verdi taraflar. Aslında daha önce Türk İş tarafından ve bakanlık tarafından açıklamaları duymuştuk. İşveren tarafının da beklentilerini, taleplerini hafta ortasında yaptıkları yazılı açıklama dışında duymuş olduk. Peki taraflar neler söylüyor? Hemen kısaca özetleyelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin enflasyonun gelir dağılımını bozduğunu söyledi. Çalışanlarımızı koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye almak zorundayız dedi ve çalışanları enflasyonun tahribatına karşı koruyacaklarını söyledi. İşçiyi temsil eden Türk İş'in de elbette ki talepleri vardı. Ocak ayındaki 150'lik zammı güzel bir artış yaptık olarak özetledi. Ancak özellikle gıda fiyatlarındaki, gıda enflasyonundaki artış nedeniyle bu zammın daha yılın 3. ayında eridiğini söyledi ve yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın da önceki açıklamalarına baktığımız zaman 6 aylık bir enflasyon kadar zam talepleri vardı. Yani beklenen enflasyon 6 aylık %40'lar civarında, Türk İş'in talebinin de %40'lar civarında bir artış olduğunu ifade edebiliriz. İşverene baktığımız zaman işvereni masada temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol küresel piyasalardaki duruma dikkat çekti ve dengeli bir enflasyon belirlenmesi gerektiği mesajını verdi. Mesajlar bu şekildeydi. Şimdi artık komisyon alt düzeyde, teknik düzeyde çalışmalarına, aslında toplantı bitti ama şu dakikalarda hala çalışmalarına teknik düzeyde devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü asgari ücret net bir rakam belirlenecek ama talepler bir bölümünün devlet desteğiyle olması, artışın bir bölümünün devlet desteğiyle sağlanması, yani sigorta primi, özellikle SGK primi, işçi işveren payında indirim ya da yıl sonuna kadar alınmaması gibi seçenekler var. İşsizlik sigortası fonuna bir kesinti var. Bunun da alınmaması gibi öneriler var. İşte bütün bu formüller tartışılıyor ama uzlaşılan iki nokta var. Asgari ücrette bir artış olacak. 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak ve gelir vergisinden muaf olacak. Yarın tablo biraz daha netleşmiş olacaktır ve Cuma günü de asgari ücretin açıklanmasının beklendiğini ifade edelim. Sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Peki, çok teşekkür ederim. Önemli bilgileri paylaştın. Herkesin gözü kulağı orada çünkü şu an. Peki, tekrar teşekkürler Esra. Kolay gelsin. Bu arada Erdoğan-Biden görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, sağlık krizindeki çabası için Türkiye'ye teşekkürler dedi bu noktada ki açıklamalar almaya devam ediyoruz. Birazdan Ali Çınar da aktaracak bize. Bu arada denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Biden'la görüşmesinde sağlık koridoruna ilişkin olarak aktardıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, temennimiz odur ki denge politikasıyla netice alalım. Şimdi bu tarz açıklamalar gelmeye devam ediyor. Biz kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam ediyoruz.
Devam ediyoruz. Bu arada NATO zirvesi kapsamında Erdoğan-Biden görüşmesi bekleniyordu. Nitekim görüşme başladı. ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye Ukrayna'dan tahılın çıkarılması konusunda gösterdiği çaba için teşekkür ederim açıklamasını yaptı. Şimdi hemen Ali Çınar'a, Washington DC'ye ve tabii Madrid'e, Sena Alkan'a dönüyoruz. Her ikinize de iyi akşamlar dilemekteyim ben. Öncelikle Sena, sana şunu sormak isterim. Bu arada görüşme devam ediyor Erdoğan-Biden. Fakat Madrid'deki NATO toplantısında yeni stratejik konsept belgesi kabul edildi. Biraz detay alabilir miyiz senden? Evet, önümüzdeki 10 yılın NATO açısından pusulasını belirleyecek olan bir stratejik konsept belgesiydi bu ve bugün ilk oturumda liderler tarafından kabul edildi, onaylandı. Bundan sonra artık NATO önümüzdeki 10 yılda yönünü nereye çeviriyor? Bu stratejik pusula, bu stratejik konsept belirleyici olacak. Ana gündem maddelerinden biri burada Rusya'nın direkt ve en önemli tehdit olarak kabul edilmiş olması. Önce onu söyleyeyim. Ve bir diğer önemli madde ise esasında Ukrayna'ya verilecek destekler. Şimdi bir 10 yıl öncesine baktığımızda esasında Rusya NATO için bir stratejik partner adayı olarak tanımlanıyordu. Dış ortak olarak tanımlanıyordu ama geçen 10 yılda bu tamamen değişmiş görünüyor. Bundan sonraki 10 yıl için NATO'ya en büyük sınama olarak görülüyor Rusya stratejik konsepti. Ukrayna'ya destek oldukça artacak, onu söylemek mümkün. 300 bine çıkarılacak NATO'nun acil mukabele gücü şu anda 40 bin dolaylarında ve 2002'den bu yana ilk defa aktive edilmişti Ukrayna Savaşı ile beraber. NATO Doğu kanadını güçlendirecek, buradaki muharebe grubunu Tugay seviyesine çıkaracak ve bundan sonra NATO bütün ittifak üyeleri arasında geniş bir askeri ayak izine sahip olacak. Rusya tehdidine karşı, Rusya sınamasına karşı ifadeleri yer alıyor stratejik konsepti. Çin bir diğer gündem maddesi, NATO'nun stratejik konseptine giren bir diğer gündem maddesi ilk kez bahsedildi ve stratejik bir sınama olarak uzun vadede görülüyor Çin. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine koyulan blokajın kaldırılmasından sonra Amerikan Başkanı Biden'la bir görüşme yaptı. Benim de dahil olduğum bir gazeteci grubu bu görüşmeyi iki devlet başkanının konuştuğu salondan izledik. Çok kısa açıklamaları oldu. Ben oradaki atmosferi de kısaca aktarayım istiyorum Zeliha. Genel hatlarıyla pozitif bir atmosfer vardı. Heyetler de dahil oldu bu görüşmelere. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ve Finlandiya için teşekkür etti NATO üyeliklerine olan blokajın kaldırılmasından dolayı ve aynı zamanda Ukrayna'nın tahıl krizine olan desteğinden dolayı da teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tahıl krizinin çözümünde bir denge politikası izlemek istiyoruz ifadelerini kullandı. O oradaki atmosferin nispeten pozitif olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii bu görüşme ne kadar sürecek? Bir saat planlıydı. Daha da uzar mı? Şimdi buna bakıyoruz. Hemen bizim bulunduğumuz medya merkezinin altındaki katta gerçekleşiyor. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde o görüşme bittiğinde de detaylara fazlasıyla ulaşacağız. Peki Sena, çok teşekkür ediyorum sana. Kolay gelsin. Evet, hemen bu arada bu görüşmeyle ilgili Ali Çınar'a da Washington DC'ye de dönüyoruz. Ali Çınar şimdi başladı ve devam ediyor Biden-Erdoğan görüşmesi. Biraz önce Habertürk diplomasi muhabiri Sena'yı da dinledin, sen de duymuşsundur. Önemli birkaç açıklama oldu görüşme öncesinde. Tabii öncelikle orada nasıl yankı buluyor? Şu an onu sormak isterim sana. İyi yayınlar öncelikle. Şimdi Amerikan medyasında Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki blokajı kaldırmasının yankıları devam ediyor. Açıkçası NATO ittifakının büyümesi Türkiye'nin engeliyle kalktığı açıklamaları var. Aynı şekilde Biden yönetiminden de dün akşamdan beri memnuniyetle teşekkür var Türkiye'ye. Şu anda tabii gözler Biden-Erdoğan görüşmesinden sonra çıkacak sonuç. Tabii net olarak konulara baktığımız zaman F-16 konusu gündeme gelecek. Sıcak bir gelişme, 2 saat önce Amerikan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Wallander bir açıklama yaptı. Amerika olarak biz Türkiye'nin F-16 modernizasyonunu tam olarak destekliyoruz açıklamasında bulundu. Bu önemliydi çünkü hala F-16 konusunda Biden yönetiminin attığı net bir adım yok. Anladığımız üzere bu görüşmede, Biden-Erdoğan görüşmesinde F-16 konusunda somut adımlar atılıp atılmayacağını da göreceğiz. Biden'ın bu konuda desteği ama Kongre'nin sıkıntılı bir süreçte buna hayır deme ihtimali de çok yüksek. Aynı şekilde Suriye konusunda Erdoğan ve Biden'ın görüşmesi olacak konular arasında. Olası Türkiye'nin Suriye operasyonu
Bunun dışında Ukrayna, biraz önce Sena'nın da bahsettiği gibi Başkan Biden Türkiye'nin tahıl krizinde desteklerinden dolayı Ukrayna'dan bu tahılın çıkması konusunda Türkiye'ye teşekkür etti. Amerika gıda güvenliği ve gıda krizi konusunda Türkiye'nin çabalarından dolayı da uzun zamandır memnuniyeti vardı. Aslında ben bu toplantıda en çok pozitif olan konunun ticaret olduğunu söylemekte de fayda var. Hatta Beyaz Saray'dan gelecek yazılı açıklamada ben ticaretin de ibare olarak geçmesini bekliyorum. Türk-Amerikan ticaretinin 100 milyar dolarlık seviyeye ulaşması için de ikili liderin bu konuda daha iyi çalışması ve beraber işbirliğinin artması ibaresini de görebiliriz. Çünkü ekonomik anlamda geçen seneye göre %30'un üzerinde bir artış olduğunu belirtebiliriz. Ve şu anda Beyaz Saray içinde biz de yakinen toplantıyı takip ediyoruz. Ama net olarak toplantıdan bir somut sonucun çıkacağı beklenmiyor. En azından diyalog, samimi ve yapıcı bir toplantının olacağı başkent kulislerinden de görülüyor. Peki bu NATO zirvesinde biraz önce Sena Alkan'ın, yani Habertürk diplomasi editöründe aktarmış olduğu bu stratejik belge var biliyorsun. Burada özellikle Çin'in Çin konusu rakip olarak görülüyor Çin sadece. Ve burada teknolojik, endüstriyel sektör, kritik altyapı, stratejik malzeme, tedarik zinciri. Bununla ilgili olarak da birkaç cümle isteyeceğim senden. Yani ABD-Çin ilişkisi konusunda NATO'dan çıkan bu strateji belgesiyle ilgili. Şimdi hatırlanacağı üzere Biden yönetimi net olarak Çin politikasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Sürekli üzerinde çalışıyoruz. Biden'a sunuldu. Analizler devam ediyor. Bugün NATO'dan çıkan konsept metnine baktığımızda artık Rusya'dan sonra Çin'e karşı da bir tavrın netleşeceği. Bilhassa senin de dediğin gibi teknoloji konusunda bir avantaj elde edilmesi konusunda Çin'e karşı adımlar olacak. Aynı şekilde NATO'ya daha fazla kaynak aktarımı Çin'le mücadele için ve Asya Pasifik'teki Amerika ve Batı'nın müttefikleriyle yakın çalışma. Bunu da genişletilmiş küresel ortaklar adı altında belirtilmiş. Tabii aynı şekilde de Çin'le de yapıcı ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz. Yani hem bir bakıma Çin'i tehdit olarak gösteriyor ama aynı zamanda da Çin'le ilişkilerin koparılmamasının da altı çiziliyor. Artık açıkçası net olarak Çin'i de tehdit olarak ibare olarak belirtmese de ciddi bir rakip ve buna karşı da iklim değişikliği, teknoloji, altyapı olmak üzere ortak NATO müttefikleriyle çalışma ve aynı zamanda da bence Asya Pasifik'teki müttefikleri de NATO çerçevesi içinde ortaklık ile Çin'le ciddi bir mücadeleye girecek bir NATO'dan bahsedebiliriz. Şimdi hali hazırda Madrid'de Erdoğan-Biden zirvesi devam ediyor tabii. Açıklamaları görüyoruz. Sağlık yokluğu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi tabii görüşme ne kadar sürecek bilmiyorum. Sena Alkan'ın bahsettiği bir saat bekleniyor ama daha da uzun sürebilir. Sizin o tarafta da, yani Washington DC'de de beklenti ne yönde? Aslında onu da sormak isterim. Çünkü çok kritik konularla birlikte olmakla birlikte yine ABD-Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkilerden tut da ikili ilişkilere kadar önem arz eden bir görüşmeden bahsediyoruz. Ali. Şimdi programa baktığımızda Türkiye saatiyle 18.45'te toplantı biraz gecikmeli başladı. Toplantısı vardı ve 20.05'te NATO liderlerinin katılacağı İspanya Başbakanı'nın vereceği bir yemek var. 20.05'te muhtemelen 5-10 dakika daha bir gecikmeyle hem Erdoğan hem de Biden'ın bu yemeğe katılması bekleniyor. Yani benim tahminim 1 saat 15 dakika, yani 1 saati geçecek bir toplantı olacaktır. Unutmayalım da stratejik mekanizma kurulmuştu iki ülke arasında. Bu stratejik mekanizma ile beraber de ilerleyen günlerde de Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasında da görüşmeler devam edecek. Ama benim tahminim 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika bu toplantının devam edeceği görüntüsü var. Çünkü dediğin gibi konular çok. Peki Ali Çınar, çok teşekkür ediyorum ben sana verdiğim bilgiler için. Bu arada enflasyon açıklanacak pazartesi günü. Bloomberg HT araştırma Haziran ayı enflasyon beklenti anket sonuçlandı. Ankete göre kurumların medyan beklentisi Haziran ayı içerisinde TÜFE'nin aylıkta %5,2, yıllıkta da %79 civarında gerçekleşeceği yönünde oldu. Bloomberg HT araştırma bölümünün anketi piyasaların enflasyon beklentilerinin yükseldiğini ortaya koydu. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi Haziran'da tüketici enflasyonunun aylık %5,2,
yıllık %79 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oluştu. Haziran enflasyonu için aylık bazda en düşük beklenti %3, en yüksek beklenti %6.8 oldu. Yıllık enflasyon beklentilerinde ise en düşük %75.3, en yüksek %81.8 görüldü. Diğer yandan yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 16 kurumun medyan beklentisi %68.7 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs anket döneminde 17 kurumun katılımıyla yıl sonu enflasyon beklentisi %63.5 olmuştu. Yıl içi zirvenin ne zaman, hangi seviyede görüleceği sorusuna yanıt veren 13 kurumun medyan beklentisi ise enflasyonda zirvenin %85.5 ile Ekim'de görüleceği yönünde oldu. Haziran enflasyon verileri 4 Temmuz'da açıklanacak. Mayıs'ta enflasyon aylık %2.98, yıllık %73.50 seviyesinde gerçekleşmişti. Hem bu konuları hem asgari ücret hem BDDK'nın makroiktisadi tedbirler ışığında yayınladığı tedbirleri konuşmak için İbrahim Halil Kırşantop, Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı, hoş geldin diyelim. Ayrıca Uğur Dalbeler, Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Bey ve İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Uğur Bey, sizle başlayalım. Çelik sektörü dedik ve çok önemli, çok ciddi, ağır bir sanayi. Ve BDDK'nın makroiktisadi tedbirler ışığında geçici olarak belirttiği bakanın biliyorsunuz tebliğler geldi. Öncelikle çok firmayı anladığımız kadarıyla kapsamıyor. Arkasından çünkü bir tebliğ daha geldi. Fakat demir çelik sektörü açısından ben sormak isterim. Bu konunun önemini, ayrıca etkisini. Malumunuz çelik sektörü, aslında sadece çelik sektörü, Türkiye'de birçok imalat sanayine bakıldığında ham madde ve aramalı açısından yurt dışına bağımlıyız. Bir o kadar da enerji burada önemli bir rol oynuyor. Zira çelik sektörü toplam Türkiye'de tüketilen veya sanayinin tüketmiş olduğu enerjinin %20'sini tüketiyor. İster istemez tabii ki buradaki bu şeyler, son hareketler bizleri ilgilendiriyor. Öncelikle İthalat yapmak zorunluluğundan kaynaklı bir takım sıkıntılar var. İkincisi tabii ki işletme sermayesi yetersizliği çeken firmaların işlerini fonlaması açısından bir takım sıkıntılar yaratıyor. Ama öbür taraftan da kurdaki bu kadar spekülasyonun veya bu kadar stabil, daha doğrusu volatil olmasının önünde bir imkan gibi görünüyor son yapılan düzenlemeler. Fakat son dönemde çok sık şekilde peş peşe yapıldığı için son birkaç haftadır piyasada bir takım sıkıntılar, bir takım kafa karışıklıkları oluştuğundan dolayı işlere ister istemez negatif olarak yansımış durumda. Ama herhalde bir süre sonra normale dönecektir diye düşünüyorum ben. Peki madencilik sektörü açısından BDDK tebliğlerini ifade ediyor İbrahim Ali Bey. Zeliha Hanım, az önce arkadaşımız ifade etti. Bütün şirketlerin kendi bilançolarını tutması gereken bir döviz meselesi var. Haliyle kurun da rekabet edilebilir ve öngörülebilir olmaktan uzaklaşması şirketleri bu manada sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla olumlu veya olumsuz etkileri olacak. Tabii devlet de haklı olarak dolarizasyonun önüne geçmeye çalışıyor. Burada madencilik sektörünü ilgilendiren kısmı itibariyle şöyle söyleyebilirim. Bizim büyük madencilik projeleri dediğimiz altın, bakır, kurşun, çinko gibi milyon dolar mertebesinde, hatta 50 milyon, 100 milyon doların üzerindeki projelerde zaten dış kaynak, dış finansman ihtiyacı mutlaka EBRD gibi uluslararası yatırım bankalarından falan karşılanıyor. Ancak burada bizim açımızdan, madencilik sektörü açısından KOBİ ölçeğindeki küçük ölçekli mermer işletmeleri, diğer küçük endüstriyel ham madde işletmeleri açısından kredi temininde güçlüklerle karşılaşabilir. Bu manada da az önce arkadaşımız ifade ettiği bir kafa karışıklığı var. İlk yayınlanan tebliğ de daha sonra BDDK'nın yaptığı açma arasında biraz farklılık vardı. Neyse biraz daha düzeltildi. Bu kafa karışıklığı giderse ve şartlar net bir şekilde ortaya konursa madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu bu finansman kredileri noktasında sektörün önü açılır diye değerlendirme yapmak istiyorum. Bir spesifik konu var Uğur Bey. Sizinle de daha önce konuşmuştuk. Özellikle konu Rusya tabii. NATO zirvesi biliyorsunuz devam ediyor ve daha doğrusu Biden-Erdoğan görüşmesi başladı, devam ediyor. Şimdi sıkıştı Rusya tabii. AB ve ABD'nin yaptırımlarından kaynaklı. Bu nasıl bir tehlike yaratıyor Türk çelik piyasasına acaba? Daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Aslında bizim görüşümüz biraz olumluydu. Daha doğrusu Türk çelik sektörüne yansıması ilk olaylar başladığı noktada. Zira bunun arkasındaki gerekçe Rusya'nın dünyanın en büyük ikinci çelik ihracatçısı olması,
Hakeza Ukrayna'nın da dünyanın 7. büyük çelik ihracatçısı olması ve ikisinin toplam dünya piyasalarına arz etmekte olan miktarın yaklaşık toplamın %15'ini kapsıyor veya olması tabii Türk çelik sektörüne bir alan açmıştı. Fakat son dönemde talepte gerileme, özellikle de tabii hem faizlerin artması hem enflasyon oranlarının sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ve Amerika'da da yüksek oranlara çıkması, talebin gerilemesiyle birlikte Türk çelik sektörünün ihracat imkanlarının önüne biraz sekte vurmaya başladı. Diğer yandan da Rusların özellikle Avrupa'da yasaklanması, Amerika'daki yaptırımlar, oyun alanları daraldığı için bu sefer Ruslar kalan özellikle de Türkiye gibi pazarlarda daha da agresif olmaya başladılar. Ve fiyat açısından çok ciddi indirimlerle dumping yapmaya başladılar. Bunların Rusların özellikle avantajı ham maddede, enerjide, işçilikte yüksek olduğu için üretim maliyetleri bizlere göre çok çok daha düşük. Şimdi o dumpingli fiyatlar da bu piyasaya girdiğinde Türkiye'deki çelik şirketleri dayanamayıp duruşa geçmeye başladılar. Ve bakıyoruz ilk 5 ayda %4'e yakın üretimde bir gerileme söz konusu oldu. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, aslında dünyanın tamamında bir gerileme var ama Rusların Türkiye'ye veya Türkiye'nin Ruslara yakın olması sebebiyle bizde daha da fazla hissediliyor şu an itibariyle. Eğer bu böyle sürecek olur ise önümüzdeki aylarda bu kriz daha da derinleşecektir çelik üreticileri açısından. Zira birçoğu Temmuz-Ağustos aylarında duruş planladılar ve duruşa geçecekler. Hmm. Tabii bu duruşlar çelik sektörünün performansını ciddi negatif ölçüde etkileyecektir. Peki İbrahim Bey, şunu da soralım size. Bugün iklimlendirme sektörünü ve tabii jeneratör sektörünü değerlendirdik öğlen. Şimdi sektörlerden şöyle bir, ki birazdan Uğur Bey'e de soracağım. Şöyle bir yorum geliyor. Özellikle imalatın biraz düştüğü, talebin biraz azaldığı. İhracat pazarları tarafına baktığımızda ise Amerika'dan bugün gelen büyüme %1.6 daralmaydı. Almanya enflasyonunda evet beklentilerin altına geldi ama hala 8. İspanya çift taneye geçti. Avrupa tamamında ECB'nin kararlarını beklerken orada da daralma ve resesyon ihtimalleri var. Dolayısıyla ihracatta bir daralma bekliyor musunuz? Başladı mı? Bunun imalat tarafına etkisi nasıl? Başladı evet. Yani pardon. Buyurun İbrahim Bey. İbrahim Bey sonra da hemen sonra Uğur Bey. Tamam. Buyurun. Şöyle madencilik sektörü açısından aslında bir sıkıntı yok. Sebebi de şu, biliyorsunuz emtia fiyatları pandeminin ilk belirtilerinden sonra ciddi manada bir yükselişe sebebiyet vermişti. Akabinde bir miktar gerileme olmuştu. Daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber emtia fiyatları pik yapmıştı, biliyorsunuz. Astronomik rakamlara ulaşmıştı. Bakır 11 bin dolara aşmıştı. Nikel 75-100 bin dolara kadar vurdu, tekrar geri döndü. Akabinde diğer metallerde de ciddi manada yükselişler vardı. Bu da haliyle bizim maden üretimlerini ve maden ihracatını olumlu yönde etkiliyordu. Bir örnek vermem gerekecek olursa, örneğin bizim 2021 yılında 700 milyon ton olan maden üretimimiz 2022 yılında %15'lik artışla 800 milyon tonu aştı. Ve bu da haliyle çok çok önemli bir fırsat doğurdu. Maden ihracatı açısından bakacak olursak, biliyorsunuz bizim yıllara sari maden ihracatımız 3 ile 5 milyar dolar arasındaydı. Evet. Geçen sene ilk defa 6 milyar doları aştık. Bu da haliyle ciddi bir ivmelendirme doğurdu. Gerçi şu anda özellikle bu Fed'in faiz artışıyla beraber, resesyon tehlikesiyle beraber emtia fiyatlarında bir azalış var, bir düşüş var. %10'lara ulaşan, hatta ilk ikinci çeyrekte %25'lere ulaşan bir ciddi şey var. Mesela bakır fiyatları 11 bin dolar iken şu anda 8300-8400 bandına kadar geriledi. Evet. Diğer çinko ve diğer emtialarda da düşüşler var. Ama biz maden sektörü olarak özellikle bu seneyi 7 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz. Peki Uğur Bey, aynı sorumu size de yönlendireceğim. Size durum ne? İmalat sanayi konusunda, ihracat konusunda? İmalat sanayinde bir gerileme olduğu aşikar. Bunu ciddi bir şekilde de hissetmeye başladık. Sadece Türkiye'de değil, bunun Avrupa'da da Amerika'da
görüntüsü hemen hemen birbirine benzer. Diğer yandan da hep bütün konuşmalarımızda aslında son 5 senedir korumacılıktan bahsediyoruz ve o da süre geldiği için bu iki problem Türk çelik sektörünün ilk 5 aylık ya da 6 aylık performansında yaklaşık %4'lük bir gerilemeye sebep oldu. Malumunuz o koruma önlemleri aslında 3 yıllık için geçerlidir ama Amerika'da Avrupa topluluğu da 5. yılına girmesine rağmen bu koruma önlemlerini uzatmayı sürdürüyorlar. Birkaç değişiklik var. Avrupa'da daha önce de bahsetmiştim. Amerika'da Avrupa topluluğuyla, Japonya ile, Kanada ile, Meksika ile ve birkaç ülkeyle yapmış oldukları anlaşmayla aslında %80-85'ini muaf tuttular. Sadece Türkiye gibi birkaç ülke kaldı. Hala %25 verginin uygulandığı. Diğer yandan Avrupa'da bir sene daha uzattı mevcut koruma önlemlerini. Yani oradaki kısıtlamalar bir yandan sürerken talepteki azalmada önümüzdeki dönemde geçen yılın performansını yakalama noktasında ciddi sıkıntılar yaratacakmış gibi görünmekte. Çelik fiyatları da Ukrayna Savaşı'nın başlamasının hemen sonrasında çok ciddi bir artış oldu ise de çelik fiyatlarında şimdi baktığımız veya geldiğimiz noktada aslında başa dönmüş gibiyiz. Döndüğümüz noktadan da daha aşağı inme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Biraz önce bahsettiğim gibi Ruslar dünya piyasasında ürünlerini satacak pazar arıyorlar. Satamadıkça daha da agresif fiyatlarla geliyorlar. Bu noktada Türkiye maalesef açık bir pazar niteliğiyle onlara bu imkanı sunmakta ve bedelini de maalesef Türk çelik sektörü ödeyecek gibi görünüyor. Peki İbrahim Bey, o zaman finansmana erişimi biraz konuşalım, sonra Uğur Bey'e de soracağım dediğim gibi. İbrahim Bey, şimdi finansmana erişim konusunda özellikle madencilik sektörünün 2021 yılındaki ithalatına bakıyorum, %23'lük bir artış olmuş. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ithalatı ise bir önceki yıla göre %79 arttığını gözlemlemekteyiz. Şimdi siz ithalata dayalı ihracat madencilik deyince bu geliyor akla. Hem finansmana erişim konusu hem %40 meselesi Merkez Bankası'na reskont kredileri karşılığı verilecek bu miktar. Bunlar sektörünüzü nasıl etkiliyor şu an için? Zeliha Hanım, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bizim kanayan bir yaramız, sebebi de şu. Maalesef bizim maden ruhsatlarını, maden rezervini bankalar teminat olarak kabul etmiyor. Etmedikleri için de maden sektöründe yer alan girişimcilerimiz o noktada bankalardan rahatlıkla diğer sektörlerde olduğu bir kredi temininde bulunamıyorlar. Bu da haliyle bizim için ciddi bir sıkıntı sektör olarak. Daha önce bir madencilik fonu vardı. O fonlardan belirli miktarda madencilik sektöründe yer alan girişimcilerin faydalanabiliyordu. Ancak daha sonraki hükümet belli bir dönemde biliyorsunuz fonlar tamamen, bütün fonlar kaldırıldı. O hengamede bizim malik fonu da maalesef kazaya uğradı. Halbuki malik fonunun gelirleri devlet haklarından elde edilen gelire dayanıyordu. Hazineyi büyük teşkil etmiyordu. Bizim malik sektörü olarak talebimiz, özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey ile ve dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan Bey ile de görüşmüştük o dönemlerde. Tekrar bu manada bu malik fonun ihdas edilmesi ve finansmana erişim noktasında sıkıntı çeken madencilerimize bu kolaylığın sağlanması noktasında olumlu bir girişim olarak bize geri dönüş olmuştu. Ancak maden kanunundaki düzenlemeler henüz yapılamadığı için o yasal düzenlemede o manada ertelendi, ötelendi. Biz bu manada hakikaten sıkıntı çekiyoruz. Özellikle maden rezervlerimizin teminat olarak kabul edilmesi noktasında da talebimiz var. Peki Uğur Bey, finansman erişim. Tabii bu konu özellikle sizin gibi arsanay sektörler için çok önemli, yatırımlar açısından devamlı üretim yapıyorsunuz. Bu finansmana erişim sizi ne kadar zorluyor? Ekstra yatırımlara ihtiyaç var mıydı? Kapasite kullanımları nasıldı bu noktada? Bahsettiğiniz konular nedeniyle acaba daha fazla önümüzdeki aylar için konuşuyorum, daha fazla zarar görme ihtimali var mı sektörün? Maalesef öyle görünüyor şu an için. Çelik sektörü çok yıpratıcı bir sektör. Yani 1600 derecede ergimiş bir sıvı metalle uğraştığınız için tabii ki elinizdeki makinaların mevcut koşullarını koruyabilmesi için kar etmemiş olsanız da belli bir yatırım yapmak zorundasınız. Yani bizde iki tür yatırım var. Bir, büyümek için yapılan yeni yatırımlar. Bir de mevcudu korumak için zorunluluk arz eden yatırımlar. Bu noktada tabii sıkıntı yaşanacak gibi görünüyor. Zira
şu an mevcut üretimde gerileme söz konusu olursa finansman ihtiyacı doğuracaktır ki şu son düzenlemelerde zaten sıkıntılar yaşanmakta. Zira reskont kredilerine ulaşım olsun veya normal fonlama enstrümanlarına ulaşım olsun, orada bir takım sıkıntılar baş gösterdi. Bunun böyle sürmesi, mevcut piyasa koşullarının daha da kötüleşmesi sonunda çelik sektörüne ciddi bir fatura herhalde çıkaracak gibi görünüyor ki o noktada da tabii fonlama ihtiyacı daha da büyüyecektir. Peki, asgari ücret meselesi var. Madencilik sektörü açısından soracağım onu. Cuma günü netleşebilir. En azından aldığımız bilgi o yönde. İbrahim Bey, ne düşünüyorsunuz asgari ücret meselesinde? Özellikle madencilik sektöründe çalışan insanlarımız kolay şartlarda tabii ki çalışmıyorlar. Buyurun. Ülkemizin içinden geçtiği durum ortada Zeliha Hanım. Tabii haliyle alım gücünde ciddi düşüşler olduğu için biz madencilik sektörü olarak asgari ücretin makul seviyelerde artışının olumlu olacağını düşünüyoruz. Ancak burada işverene binen yük açısından hakkaniyete uygun bir düzenleme yapılırsa, belli noktada devlet de bu noktada o yükü sektörle paylaşırsa bizce olumlu bir adım olur diye düşünüyorum Zeliha Hanım. Peki, çok teşekkürler İbrahim Halil Bey verdiğiniz bilgiler için. Bu arada Uğur Bey, size bir sorum daha var hemen İbrahim Bey'e teşekkür ettikten sonra. Uğur Bey, şimdi bu enflasyon tabii bir tarafta tabii dolar eurodaki parite etkisi vesaire bir sürü burada söz sarf edebilirim ama siz de herkes de net olarak biliyor. Şimdi bunlar söz konusu iken nasıl hem asgari ücret açısından hem yüksek enflasyon açısından hem de faizlerin sizin için tabii kredi alırken düşündüğünüz kadar düşük olmamasından vesaire. Bunları bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Finansman erişim zorluğu ve tabii ki bir taraftan asgari ücrette yapılacak zamla birlikte şirketlerin üzerine gelecek ekstra yük. Zeliha Hanım, aslında bunu tek bir kelimeyle özetlemek doğru olur. Bizim ihtiyacımız olan temel şey stabilitedir. Yani bu kur içinde geçerli, enflasyon içinde geçerli, asgari ücret içinde geçerli, fonlama maliyetleri içinde geçerli. Şimdi bu kadar volatillerin olduğu bir ortamda ister istemez maliyet yapmak, ileri vadeye dönük plan yapmak gittikçe güçleşiyor. Öncelikle stabilitenin sağlanması lazım ki evet, asgari ücrette de mevcut ücretlerde de olması gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır. Ama bu yapılırken bence asıl temel olan önümüzdeki dönemde bu stabilitenin sağlanmasına yönelik adımlar atılmak zorundadır ki sektörler, çelik sektörü de buna dahil bir plan yapabilsin. O plan dahilinde, o strateji dahilinde ileriye doğru ilerlesin. Her gün değişen koşullar ister istemez tabii ki oyuncularda büyük karmaşa yaratmakta. O da plan yapmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Peki son olarak, son bir dakikam ama 2021 yılında çelik ihracatımız bizim rekor kırmıştı. 2020 yılı evet. İçerisinde gene ihracat arasında 4. sıradaydı. 2021'de 3. sıraya yerleşti. 2022'de bu söylediğiniz şartlar altında 2. sıraya yerleşme veya bir geri gelme ihtimali var mı? Nasıl bir performans beklersiniz? Şimdi tabii diğer sektörlerin durumunu bilmeden bu konuda yorum yapmam biraz güç. Hedefimiz olduğumuz yerde kalabilmek ama tarihsel bakıldığında aslında çelik sektörünün yeri genelde üçüncülükle dördüncülük arasında değişir. Miktarsal olarak biz 2021'e yakın bir performansa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız ki beklentimiz de o yönde. Ama malum özellikle faizlerin artmasıyla birlikte emtia fiyatlarının geri gelmesi meblağ konusunda biraz geriletme bize yaşatabilir. Geçen sene ortalama ihraç ettiğimiz çeliğin ton fiyatı $1,000'lardayken şimdi bu sene bakıyoruz herhalde bu rakam $900'lara hatta biraz daha da aşağıya gerileme ihtimali var. Bu evet. Da tabii ister istemez o ihracat rakamını aşağı çekecektir. Uğur Bey, çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Sağ olun. Bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere.